Sporcu sakatlanmalarında iyileşme sürecinin uzunluğunu etkileyen birçok faktör var. Bunların başında direkt sakatlığın kendisi geliyor. Yani nasıl bir sakatlığın ortaya çıktığı. Bu basit bir birinci derece adele yaralanmasından bir adelin veya tendonun tam kopuğuna kadar giden veya bir bağın tam kopuğuna kadar giden çok geniş bir yelpaze olabilir. Bu bir kemik kırığı olabilir. Kemikle ilgili problem, eklemle ilgili problem olabilir. Dolayısıyla öncelikle bu iyileşme sürecini etkileyen faktör yaralanmanın bizzat kendisidir. Bunun dışındaki faktörler tedaviyle doğru orantılıdır. Yani doğru bir tedavi iyileşmenin olmazsa olmaz şartıdır. Spor yaralanmalarındaki tedavi günümüz tıbbında artık çoğu kez normal popülasyona uygulanan tedaviden bir takım farklılıklar arz ediliyor. Çünkü orada sadece yaralanmanın iyileşmesi yetmiyor. O yaralanma süresinde etkilenen vücudun diğer organlarının, diğer uzuvların, diğer ekstremitenin, diğer eklemlerinde o yaralanma iyileştiğinde %100 ile sahada olması gerekiyor. Dolayısıyla özellikle sakatlığın tedavisinde, yaralanmanın tedavisindeki rehabilitasyon süreci dediğimiz tüm vücudun tekrar geriye döndürülme süreci başlı başına spor yaralanmalarına önem kazanıyor ve bu iyileşme sürecini gerçekten çok yakından etkilendiren bir unsur haline gelmiş durumda. Bunun yanında sporcu yaralanmalarında yine en önemli faktörlerden bir tanesi bizzat sporcunun tedaviye katılmasıdır. Siz tedaviye ne kadar katılırsanız, ne kadar kendinizi verirseniz, söylenene ne kadar iyi yaparsanız o tedaviden başarı alma şansınız o kadar iyi olacaktır.